kendisiyle konuşmak lazım. Aynen. Hani, yani o zaman ben aldatmışım bunu. O zaman gitmemiş. Kendisi şimdi, gelsin mi peki? Buraya mı? Evet. Gelsin. Ben oğlum gelsin önce. Önce bence Emine gelsin. Hayır, bence oğlum gelsin. Oğlum gelsin Emine önce. Emine gelsin önce. Ben Emine'yle bir konuşayım. Konuş. Emine burada, geldi. Gözümüzü aydın bulduk. Evet. Emine gelir misin lütfen? Nerede Emine? Nerede arkadaşlar? Allah, Emine. Evet evet, gelsin lütfen Emine. Nerede Emine? Yoksa geri mi gitti acaba? Ha? Yok. Emine geri gitmiş olabilir mi? Bilmiyorum, nerede arkadaşlar Emine? Emine çocuğu da bırakıp gitti mi tekrar acaba buradan? Emine'nin burada olduğunu biliyorum. Ama ekibim Emine'yi kaçırmış olabilir. O zaman yandık. Vallahi ben daha çok kızacağım o zaman. Biz Emine'yle biraz konuştuk, dertleştik. Daha doğrusu ekibimdeki arkadaşlarım dertleştiler. Öyle şeyler anlatıyor ki of of. Yok, anlatır o. Öyle mi? Evet. Yalan mı söyler? Her şeyi yalan söyleyebilir. Gelsin Emine lütfen, yapabilir. Emine burada. Ha, Emine gel sana lütfen. Açın. Hoş geldin. Gelsin. Gelsin. Hoş geldin. İsmi de sır diyorsun. Kızım bulduk ama. Önü, en ben bulduk. Dayanamadım bak. Gerçek söylüyorum. Evet. Saat gece 3.30'da kaçacağına baba ben gideceğim desen adam gibi çıksan gitseydin ha. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz İbrahim'le bu programı beraber bir izliyormuşsunuz. Dedim. Ali Bey bir şey, bir dakika dur, hesap ya sorma. Ben, ya bir dakika ya ben bir dakika bir soralım bakalım bir neye gitmiş, ne olmuş. Hoş geldin. Allah şükür iyisin. Bir korktuk seni. Emine arkadaşlarımıza demiş ki biz İbrahim'le beraber vazgeçmeyi izliyorduk. Bir gün o programa çıkabileceğimizi hiç düşünmedim. Ama hep söylüyorum, hayat hepimiz için her an her şey olabilir bu hayatta. Dolayısıyla seni yargılamayacağız. Empati kurup anlamaya çalışacağız. Baban sana çok öfkeli, geç oraya. Bir sarılmadılar bile, sana çok öfkeliler. Ne oldu? Hadi kızına, seni baş başa bırakıyorum. Ne diyorsun kızına? Sen önce sen bir ben konuş. Ben sana ne dedim kızım? Doğru oraya, söyleyeceğim. Oraya ilk ucu oturur bak. Musun? Ucu otur. İlk günü ne söyledim? Tek kelime. Ne söyledim ben sana? Annenle ikimiz otururken çay içerken ne söyledim ben sana? Söyle. Çekinme, ne söyledin? Söyle. Çocuğumu benden alıp İbrahim'e vermekle tehdit ettin baba. Ha, ben sana ne dedim? Tek kelime. Annenle bağlanabilir. Benim bak, çocuğumdan vazgeçmediğimi sen, bak, biliyordum. Sonra, bak sana 3 gün sonra ben evlenecek. Ben her şeyden vazgeçerim ama çocuğumdan vazgeçmediğimi biliyordum. Ben canımı bak, veririm onun için. Bütün Türkiye bağlansın, sen evlenmek amacıyla gittin. Ben sana ne dedim? Kızım evleneceksen 3 gün sonra evlenip gidecekse çocuğunu İbrahim'e evlenebilirsin dedim. Ben bu kadar kelime konuştum sana. Sen ne dedin? Ben dedim başımı dinlendireceğim. Beni öldürürüm, çocuğumu alman dedi. Hayır. Ha. Bu saatten sonra sen yerinden çocuk da gider. Nasıl bu benden kadar. Nasıl alacaksınız? Onu söyleyin bana, nasıl alacaksınız? Neye benden geldin? Çocuğum ben seni, benim canım sen neye gidiyorsun? Madem gece saat 3'te pencere kırıp, kapı kırıp, şey kırmaya. Ya tamam, ben suçluyum. Ben evlatım, ben suçluyum. Sen nasıl bir babasın? Ben nasıl babayım? Hiçbir şey yapmadım. Ben senin annen... Sen nasıl bir babasın? Ben böyle babayım. Sen 4 sefer yaptın bu hatayı. Pekala baba, sorsan ya. Baba diyorum bak da hala ben baba diyorum. Ben sana kaç kere sordum? Sorsan ya bir kez. Bu evlat bu hatayı niye yapıyor? Niye kaçıyor diye sorsan ya bir sen, kez. Sen bir şey anlıyor musun? Sen bana bir ya şey bir anlatıyor sor, mu? Bir sor, bir niye diye sordum. Bir dakika, bir defa. Olayı bir anlamaya çalışırım. Ali Bey bir sakin kalabilir misiniz? Kalamayacaksınız, ben sizi biraz sen dinlendireyim. Sen beni suçlamaya Ali Bey, Ali her Bey, şeyde suçlarsın. Ali Bey biraz sakin kalacaksınız, ben sizi burada ağırlayacağım. Ama sakin kalamazsınız, biraz dışarı çıkartmak zorunda kalacağım. Sorular sormak istiyorum, merak ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Siz bizden yardım istediniz, dediniz ki Emine'yi bize bulur musunuz? Ege'yi bize bulur musunuz? Biz de Emine'yi ve Ege'yi size bulduk. İbrahim, Ali Bey, sakin olmanızı istiyoruz. Biz meseleyi bir anlamaya çalışıyoruz. Kimseyi yargılamamak lazım. Bir insan otizmli çocuğuyla kolay kolay başka yerlere gitmez. Hatalar da yapmış olabilir. O senin evladın. Sen ona kucak açacaksın. Öyle dışlamak olmaz Ali Bey. Çevre ne diye de düşünme yani. Çevre gelir geçer, o senin evladın. Bunu değiştiremezsin, kusura bakma yani. Şimdi Emine, bana şunu söyler misin? Asıl senin İbrahim'le yüzleşmen lazım. Evet. Neden kaçtın? Önce İbrahim'in yanından gittin, sonra babanın yanına gittin. Neden kaçtın? Önce babamın yanına gittim. Babam beni hiç sorgusuz, sualsiz İbrahim'i arayıp
götürüp evime teslim etti. Ha verdi, seni tekrar geri götürdü. Verdi. Sormadı mı sana kızım neden geldin? Ya geldiğimde konuştuk. İbrahim geldi. Ben istemiyorum. Gitmeyeceğim. Annesiyle bir tartışma yaşadık. O tartışmadan sonra ben evi terk ettim. Gittim. Sonra İbrahim geldi. İbrahim geldikten sonra ben İbrahim'e gitmeyeceğim senle dedim. Gitmeyeceğim. Bu iş bitti, gitmeyeceğim. Baban seni ona rağmen götürdü mü oraya? Akşam gece kaldım. Sabah babam motora bindirdi. İbrahim Acıpayam'a hastaneye gidiyor. Normalde ben İbrahim gelip bana gidelim evimize diyecek diye bekliyorum. İbrahim gelmiyor. Acıpayam'a hasta, doktora hasta götürüyor. Babam beni alıp gidip evime koyuyor. Aslında İbrahim seni istemedi diyorsun. Ya istemediğini bilmiyorum. Ama babamla bir iletişim haline geçiyorlar. Aha. Konuşuyorlar, bir iletişim haline geçiyorlar. Damadıyla çok iyi anlaşıyor belli yani. Ya araları bir iletişim iyi haline geçiyorlar. Ben herkesle anlaşırım. Dur Ali Bey. Beni götürüp şimdi koyuyor. Bir saniye orada bir dur. Sen o zaman gittiğin zaman, geri geldiğin zaman babanla hiç ben iletişime geçmedim. Babam bana dedi ki ben İbrahim'i aradım. Emine eve gidecek dedim dedi. Seni götüreceğim dedi. Aynı kayınvalide demiyor. Yani anneni de getirmeyeceğim dedi. Bana söyledi sonu, ablam bakacak, getirmeyeceğim dedi dedi. Emine sen sonra tekrar babanın evine geri geldin. Ben ondan sonra birkaç gün kaldım. Bayağı bir kaldım. Sonra tekrar ondan geri sonra geldin. Tekrar babamın evine gelmedim. Ha, oradan mı kaçtın? Oradan Denizli'ye gittim. Ha, Denizli'ye gittin. Denizli'ye kardeşimin yanına. Ama bana öyle söylediniz. Ben babamın evinden, onun evinden saklanmış şey, daha doğrusu arkaya bir şeyleri, annen uyumuş, camdan mı kaçmışsın? Yok, o şey meselesine gelmedik daha. Ha, daha çok var. Daha çok var. Oo, ben sadece ikisi ben var. Ben kardeşimin yanına Denizli'ye gittim. Babam beni teslim etti ya. Bu sefer ben kardeşimin yanına Denizli'ye gittim. Ha, sen ilk gidişini söylüyorsun, evet. Onların anlattığı ilk gidişi. Benim onların şeyine göre ikinci gidişim. Evet. Evi terk edişim ikincisi. Peki kardeşin yanına gittikten sonra neden tekrar İbrahim'in yanına döndün? İbrahim'in yanına bu Kezban Hanım var ya, ara bulucu. Evet. Bu olay zaten İbrahim'le Hatice Hanım'ın arasındaki olay çıktıktan sonra kardeşimin yanına gittim. Evet. Bir hafta falan kardeşimin yanında kaldım. İkna et. Diyorsun, hakaret etme. Yok, hakaret etmiyorum. Bu böyledir. Didem Hanım. Bu kendi kendinden konuşur. Ha, bizim zaten en büyük sorunumuz, en büyük sıkıntımız buna konuşamayıp empati kuramamamız. Hiçbir şeyi konuşamamamız. Konuştuğumuz anda, ben bir şey söylediğim anda sesini yükseltip beni susturması, bastırması. Şu kaçmaya geleceğim ama siz İbrahim'le nasıl tanıştınız? İbrahim'le nasıl tanıştık? 9 yıllık birlikteliğiniz evet var. Evet. İbrahim'le önce bir Çamlı merkezde bir otobüste karşılaştık. Göz göze geldik. Ondan sonra bir düğünde karşılaştık. Bir otobüste göz göze gelip etkilenmişsiniz. Yani. Sen mi o mu anlamadım. İkimiz de. İkiniz de. Ondan sonra bir düğünde konuştuk. Evet. Numaralarımızı aldık verdik. Bir zaman konuştuk. Konuştuktan sonra. Ama o sırada sen nişanlıymışsın. Evet. Nişanlıydım. Otobüste göz göze geldiğinde de mi nişanlıydın? Nişanlıydım. Düğünde de nişanlıydın. Kaçtığında da nişanlısın. Evet. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen isteyerek mi nişanlandın? Hayır. Babam mı zorladı? Babam dedi ki bana, ilk eşimden ayrıldım geldim. Babam dedi ki, bu sefer benim dediğim olacak, benim istediğim olacak, benim dediğim şekilde olacak dedi. Ben de tamam dedim. Kimle nişanlandırdı seni? Ya adını bile unuttum desem. Yüzünü görmemişsin doğru düzgün. Doğru düzgün iki sefer gördüm. Bir istemeye geldi gördüm, bir de nişan takılacağını da gördüm. Sen nişanlıyken mi seni İbrahim kaçırdı? Evet. Bize öyle söylemedin İbrahim. Söylemem gerek yoktu ki. Ama yani olsun, biz her şeyi soruyoruz. Yani soruyorsun da aklıma gelmemiş dedi Didem Hanım. Ya benim kafam yerinde değil ki. Ali Bey, siz niye zorla nişanlandırdınız kızı? Ben zorla nişanlamadım. Kendi rızası olmamış. Tamam, buna sordum. Tamam mı? Tamam. Bu sefer dedi, senin dediğin olsun dedi. Bunu annesine de bağlanabilir, annesi de sorabilir. Ya dedim ya, bu sefer benim dediğim olacak dedi. E tamam baba, senin dediğin olsun dedik bu sefer de. Ben önceki işime kaçtığım için. Evet. Bu sefer dedi, benim dediğim olacak dedi. Tamam dedim, benim senin dediğin olsun dedim. Ne kadar nişanlıydın İbrahim'e kaçtığında? 15 gün. 15 gün ya da 10 gün filandı. Sonra yine de pencereden çıktı gitti. Bak pencereden çıkmayı çok sever bu. Ay. Pencereden, kapıdan çıkmaz bu, pencereden çıkmayı çok sever. Pencereci meşhurdur bu. İbrahim'e kaçtığında da pencereden mi kaçtı? Evet, aynen öyle. Pencerecidir bu. Pencereyi çok sever bu. Çok güzel ya.
Pencerecisiniz. Babam beni hayatı boyunca hiç sevmedi biliyor musunuz Didem Hanım? Onun için şu anda... Sevmiyor mu seni? Ben babamdan hiçbir zaman sevgi görmedim. İnanın ki bir insan... Bir insan azıcık sevgi ister Didem Hanım. Ama ben hiçbir şey demiyorum. Sadece annen bilezeğini ver bana kuzu gibi ben buradan... Hadi be Allah aşkına ya. Valla pes yemin ediyorum ya. Yavru yıllarca 13 sene çalışmışım. Ya Ali Bey. Ben ne olursa olsun ben alacağım. Kanunun sonuna kadar. Ya kim tamam olursa ya olsun. Diyor ki sevgi görmedim diyor sen diyorsun ben, ki altını ben ver. Ben vermediysem sevgi bu saatten sonra da vermeyeceğim sevgi. Benim babamın sadece bir tane kızı vardır. Benim yaşadıklarımın bir tanesini o yaşasa... Bu gözyaşını bir tanesini, bir damlasını o dökse babam dünyayı yakar. Senin için? Yakmaz. Kaç kardeşsiniz siz? Üç kardeş. İki kız? İki kız, bir oğlan. Bir oğlan. Özellikle o kızına çok düşkün, seni dışlıyor diyorsun. Çok aşırı düşkün. Onun bir damla gözyaşı için dünyayı yakan babam benim için hiçbir şey yapmaz. Neden peki, sevmiyor musunuz siz? Bu saatte yaptıkları hareketi dört kere benim sözümü tutmayın, ben nasıl seveyim ki? Benim öbür günden bir tane çocuklarım sözümün dışına çıkmaz. Bakın şöyle söyleyeyim. Hatalar yaptı kızım, o yüzden kızgınım onu. Sevmediğini ben düşünmüyorum da kızgınım diyor.